Ülkemizde akrep denilince genelde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri akla gelir. Fakat bu akrep Karadeniz ormanlarında yaşayan bir akrep. Karadeniz ormanlarında yaşayan bir akrep. Akrebe ilk önce alıcı göze baktığımız takdirde kıskaçlarının oldukça gelişmiş olduğunu ama kuyruğunun zayıf olduğunu görüyoruz bu da avlanmasını çoğunlukla kıskaçlarıyla yaptığı anlamına geliyor gerçekten de bana geldiğinden beri dördüncü un kurdunu yiyor çok iştahlı çok kaliteli bir yavru bu fakat hiç iğnesini kullanmadım yani un kurdunu iğnelediğini görmedim daha çok pençesinde tutmak suretiyle güçlü pençeleriyle tutmak suretiyle avını yiyor Peki bu akrep Karadeniz bölgesi kısmen rutubetli bir bölgemiz olduğu için Karadeniz bölgesi doğal olarak İstanbul ve Marmara bölgesini de içine sayabiliriz. O bölgelerde yaşayabilen ısı ve nem toleransı çok yüksek bir akrep olduğunu söylemek mümkün. Tür araştırmasına baktığımızda Evus, Corpius, Italicus denilen bir akrep türü olduğu çok net gözüküyor. Yaklaşık 4-5 santimetre civarlarında büyüyor. Yani şu andaki büyüklüğünün yaklaşık 2,5-3 katı daha büyüyor. E, zehiri çok e, fazla değil. insanlarda etkili bir tür değil. Çok nadiren iğnesini kullanıyor. Korkulacak, hiçbir endişe duyulacak bir akrep olmadığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Hazır bu konular açılmışken şunları da belirtmekte fayda var. 420 milyon yıldır akrepler dünya üzerinde yaşıyorlar. Zehirli olmasından dolayı insanlardan insanlar tarafından korkulacak canlılar olarak görülür hatta filmlerde korku filmlerinde çok defa başrolleri almıştır. Akrepler kesinlikle kasıtlı olarak insan sokmuyorlar akreplerin insanları sokma olayı daha çok kaza eseri kendini korunma amaçlı olumsuz karşılaşmalar şeklinde oluyor. Üstüne basılması, sıkıştırılması, işte e, yatarken içine girildiğinde ezilmesi gibi durumlarda insanları soktuğu görülüyor. Akrepler çoğunlukla gece avcıları, ılık ve nemli mekanları seviyorlar. Ne kadar e, kurak iklim olsa da işte ormanların, çöllerde, kaya altlarında, taşların altında nemli, nemli yerler arıyorlar. Evlerde de yine çatlaklara girdiklerini söyleyebiliriz. Akreplerin renkleri ise yaşadıkları ortama göre değişiklik gösterebiliyor. Sarı renkli olabiliyor, açık kahve rengi olabiliyor veya siyah renkli olabiliyor. Akrepler insanlar gibi doğuruyorlar. Memeliler gibi diyelim, insanlar gibi demeyelim. Doğuruyorlar ve akrep formunda canlılar geliyor. Bunların sayısı yaklaşık olarak 10 ile 60 arasında değişebiliyor. Yavruları anne ilk etapta sırtında taşıyor, sırtında dolaştırıyor. Yavrular sırtından indikten sonra da 6-7 ay annelerini takip ediyorlar. Annelerin arkasından ayrılmıyorlar. Akrepler 3-4 yıl sonra yetişkin hale geçiyorlar. Yetişkin olana kadar ise 6 ile 9 defa gömlek değiştiriyorlar. İyi bir yaşam süresi var. 6 ile 9 defa gömlek değiştiriyor ve yaşam süreleri 3 yılda 8 yıl arasında değişiyor. Dünyada 2000 kadar akrep türünün yaşadığı araştırmalarda biliniyor ve sadece bunların 50 tanesi insan sağlığı açısından tehlike oluşturacak zehirlere sahip. 2000'de 50, 1000'de 25, %2,5 gibi bir oran çıkıyor. Bu da çok düşük bir oran. Yani akreplerden korkmamız o kadar gerekli değil diye düşünülebilir. Fakat bunun yanında şunun da bilinmesi gerekiyor. Türkiye'de 14 civarında akrep türü yaşıyor. İki tanesi zehirli, insan sağlığı açısından ciddi anlamda zehirli. Biri sarı akrep, biri de kara akrep. Ülkemizde ve dünyada ciddi anlamda zehirli akrepleri grubuna giriyor. Bunlardan sarı olan akrep, daha çok Abdullah Bayrami diye bilinen bir akrebimiz. Bu ciddi anlamda zehirli. 2009'da bilim dünyasına Abdullah Bayram hocamız tarafından tanıtıldı. Bu sarı akrep türü daha önce Leurus Quinquestretus olarak biliniyordu. Gaziantep, Kilis, Hatay, Kahramanmaraş, Mardin, Şanlıurfa, yani Güneydoğu Anadolu bölgemizde daha kurak, daha sıcak olan bölgelerde yaşadığını söyleyebiliriz. Ölümcül bir akrep. Bu akrebi daha çok sarı, parlak sarı renginden tanıyabiliyoruz. Kuyruğunun son boğumunda siyah bir lekesi olduğunu kendi gözlemlerimle söyleyebilirim. Kara akrep ise, <laughs> kara akrep şu anda bizim izlediğimizde siyah bir akrep olduğu için bununla karıştırılma ihtimali var. Antrop tonus diye aklımızda kalırsa daha iyi olur. Bu akrep türü de yine zehirli akreplerden. Malatya, Adana, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Elazığ ve Mersin civarlarında yaşıyor. Daha bir yayılım gösteriyor. Bakın Mersin, Adana buraları nem olarak daha fazla Güneydoğu Anadolu bölgesinden kurtarmış ve Akdeniz bölgesine yayıldığını söyleyebiliriz zehir etkisi oldukça yüksek bunların dışında kalan akrep türlerinin zehirleri insan sağlığı açısından tehlike oluşturmuyor akrep sokmalarında panzehir vurulması gerekiyor panzehir içinde antikor bulunuyor ve bu antikor sayesinde bir e, zehire karşı direnç gösteriliyor ve insanlar e, zarar görmeden kurtulabiliyorlar. Fakat panzehir bulunamadı veya zaman geçecek o zaman zehirin kara dolaşmasını engellemek için çeşitli önlemler alınabilir. Daha öncelerden işte e, tampon yapılması, sokulan yerin kalıbe kalıp tarafından bir iple sıkılması falan öneriliyordu. Fakat son zamanlarda bu öneri kaldırıldı. Çünkü sıkıldığı zaman daha şiddetli bir ve hızlı bir şekilde e, tampon kaldırıldığında daha şiddetli, basınçlı bir şekilde hücum ettiği zehrin ortaya çıktı. Şu anda bunu önermiyorlar. Bu akrep hakkında çok az sayıda veri var. İtalya'dan gelen veriler yalnızca yerel etkiler gözleniyor. Hafif derecede zehirli olduğu ortaya çıkıyor bunun. İğnesini çok nadiren kullanan, kullanan zararsız ve akrep türü bu. Afrika kıtasında Cezayir, Fas, Tunus'ta gözlemlene, gözlemlenmiş. Asya'da, Gürcistan, Türkiye, Yemen, Avrupa'da, Avusturya, Arnavutluk, Hırvatistan, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Makedonya, Monaco, Romanya, Rusya, San Marino, Slovenya, İsviçre, Yugoslavya gibi ülkelerde tanınıyor. Türkiye'de Karadeniz ve Marmara'da bulunmakla birlikte İstanbul'da oldukça yaygın olarak görülüyor. İşte bana Instagram'dan ve değişik internet iletişiminden gelen, İstanbul'dan gelen akrep türü çoğunlukla bu akrep geliyordu. Ufak yapılı, ince kuyruklu bir akrep. Ama neticede akrep olduğu için insanlar insanlar tarafından tabii ki korkulan bir canlı olarak karşımıza çıkıyor. Bu akrebimiz ise Karadeniz bölgesinden. Bakın Karadeniz bölgesinde bol miktarda bu akrepten karşılaşılıyor. Bunu inceleme fırsatı bulduk. Harika oldu.